İyi akşamlar. İskele Sancağı hoş geldiniz. Geçtiğimiz Salı günü Washington'da Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'la kritik görüşmeyi gerçekleştirdi, tamamladı. Türkiye'ye de döndü. Şimdi bu görüşmenin tartışılması vakti. Bu görüşmede neler konuşuldu? Türkiye ne elde ederek bu görüşmeden çıkmış oldu ve önümüzdeki süreçte özellikle Suriye bağlamında neler göreceğiz? Bütün bunları konuşacağız. Dört değerli konuğum var. Ben sizlere hemen onları takdim edeyim istiyorum. Sayın Bülent Akarcalı, eski Sağlık ve Turizm Bakanı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Profesör Doktor Duygu Bazoğlu Sezer, hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Ben de aynen. İyi akşamlar. Sağ olun. Talip Küçükcan, AK Parti Adana Milletvekili. Hocam hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Ve Çağatay Özdemir, SETA araştırmacısı. Merhaba Çağatay Özdemir. Merhabalar, çok teşekkürler. Hocam, Talip Küçükcan'la başlatmak istiyorum programı. Şimdi bu gezi bitti, görüşmeler yapıldı. Toplamda bir 2,5 saat süren bir buluşma oldu. Neyle dönmüş oldu Sayın Erdoğan? Elinde ne elde ederek dönmüş oldu? Bu gezinin sonucu nedir Türkiye açısından? Tabii Türkiye'nin ilk amacı şuydu. 2013 yılından itibaren Obama yönetimiyle Türkiye arasında gittikçe gerginleşen bir Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkisi vardı. Amaç bunu normalleştirmeye yönelikti. Dolayısıyla böyle bir genel bir çerçeveden bakmamız gerekiyor. Evet, somut bir takım konular görüşüldü. Bazılarında ciddi anlaşmalar sağlandı. Bazılarında tam bir belki netleşme sağlanamadı ama şunu ifade edeyim. 2013 yılından itibaren Türkiye ABD yönetimiyle karşılıklı olarak tabii konuşamıyordu aslında. Hmm. Pek çok konu ciddi bir şekilde analiz edilemiyordu, ortak hareket edilemiyordu. Türkiye ve ABD uzun yıllardır birbirlerini stratejik ortak olarak ilan ettiler. Ama 2013 yılından itibaren stratejik ortaklık konseptine uymayan ABD'nin tutumunu gördük. Özellikle Obama'nın açıklamalarına baktığımızda, daha sonra Türkiye'nin Suriye politikalarındaki ayrışmalara baktığımızda bunu görmemiz mümkün. Stratejik ortaklık nedir? Çok basit ifadesiyle aslında ortak çıkarların geniş olması demektir. Yani iki ülke arasındaki çıkarlar ortaksa eğer, tehditler de aynı şekilde ortak olarak tehdit olarak görülüyorsa bu ülke arasındaki ilişkilere bir stratejik ilişki diyoruz. Evet. Şimdi Suriye krizinin başlangıcında stratejik ilişkilerimiz gerçekten güçlüydü çünkü ortak amaçlarımız vardı, önceliklerimiz vardı. Rejimle ilgili, buradaki işte sivil haklarla ilgili, mültecilerin korunmasıyla ilgili, kimyasal silahların, biyolojik silahların kullanılmamasıyla ilgili çok sayıda konuda Esad rejiminin devrilmesiyle aslında, ilgili. Evet, ortak anlayış vardı, ortak amaç vardı. Ama zaman içerisinde gördük ki Obama yönetiminde Suriye politikasında gittikçe Türkiye ile aradaki makas açılmaya başladı. Yani Türkiye aslında ilk dönemlerdeki amaçlarını koruyor. Yani burada işte bir demokratik dönüşüm olsun Suriye'de, toprak bütünlüğü korunsun, Suriye'nin bölünmesin, parçalanmasın, yeni devlet ilişkileri ortaya çıkmasın, devlet dışı aktörlere burada çok fazla izin verilmesin. Çünkü onlar ciddi şekilde bir karmaşaya yol açtılar. Terörle, şiddetle mücadelenin olması, işte hatırlayın o dönemlerde insani krizin yönetimi konusunda da Türkiye şu anda en büyük faturayı ödeyen ve ama hala ilkesel olarak aynı yerde duran yerdeyiz. Yani güvenli bölge olsun, uçuşa yasak bölge ilan edilsin. Dolayısıyla bu mücadele çok katmanlı ve çok kapsamlı bir şekilde yürütülsün. Ama öyle bir noktaya gelindi ki Amerika Birleşik Devletleri'nin tek önceliği daha işte mücadele haline geldi. Trump'la da değişen tabii, bir şey yok. Tabii şimdi işte Türkiye'nin amacı bu tekrar ilk dönemdeki stratejik ortaklık için gereken zemini yakalamak için bir konuşma, bir fırsat, bir iletişim kurmaktı. Bu Obama ile kurulamadığı için Trump bekleniyordu. Ve Trump'ın dış politika öncelikleri hala belirsizliklerini koruyor. Dolayısıyla Türkiye bu ilk adım attı. Yani eğer bir stratejik ortaksak o zaman şu konularda bir görüş birliği olması lazım aramızda. Bakın burada... Yani bir iki madde söyleyelim. Görüş birliğiyle sağlanan konu şu. DAEŞ'le mücadeleye Türkiye baştan beri destek veriyor. Bu konuda evet devam edelim. Bir. Yani buradaki devlet dışı aktörler içerisinde eğer istikrarı bozacak olanlar varsa bunlarla ortak mücadeleyi sürdürelim. DAEŞ'le mücadele konusunda çerçeve anlaşma duruyor. PKK konusunda da benzer bir ifade geldi biliyorsunuz. Doğru. Burada da bir sıkıntı yok. Ama YPG meselesinde spesifik olarak baktığımızda sıkıntı var.
Bu konuda öyle görünüyor ki Türkiye'nin talep ettiği gelişme henüz sağlanabilmiş değil. Ama şunu en azından gördük, doğrudan doğruya iki lider arasında bir iletişim sağlandı. Bu iletişimin ben önemli olduğu kanaatindeyim. Çünkü Obama döneminde artık yönetimle konuşamaz hale gelen bir Türkiye vardı. Ya da karşı taraf buna kapalı bir olduğu güven için. Güven kaybı zirveye çıkmıştı en zirveye azından çıkmıştı, onu söyleyebiliriz tabii. Dolayısıyla şimdi tabii aynı zamanda Türkiye'nin bu bölgedeki operasyonlar söz konusu olduğundaki kapasitesinin ne olduğunu açıklama bakımından da bir fırsattı bu. Çünkü karşı tarafta size bazı konularda güvenemiyor. Burada kastettiğim şey siyasi güvensizlik değil. Operasyonel anlamda orada gördükleri şey YPG'nin ya da PYD'nin Araplarla beraber 50 bin kişilik bir gücü olduğu, bunun sahada etkili olduğu ifade ediliyor. Tabii burada şunu ifade etmekte yarar var. Şimdi güvenlik tehdit açısından baktığımızda Türkiye'nin çok yakın coğrafyasında hemen işte Suriye'nin kuzeyinde neredeyse çok büyük bir hat YPG'nin PYD'nin eline geçmiş durumda kontrolü itibariyle. Elbette Türkiye'nin kabullenebileceği bir şey değil. Yani toprak bütünlüğü açısından baktığımızda ABD ile Türkiye arasındaki ciddi anlaşmazlığın şu anda gerilimin kaynağı bu. Şimdi eğer orada YPG silahlandırılır ve daha fazla bir alan açarsa önümüzde bir Kürt devletinin kurulma ihtimali çok muhtemel. Taktiksel olduğunu söyledi bu müsteşar yardımcısı. Yani Türkiye ile ilgili birimin tepesinde yer alan bir adam Cohen. Bir açıklaması yansıdı basına. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin üst yönetiminin açıklamalarının birbirleriyle çelişkili olduğunu söylemekte yarar var. Çünkü bugün bir başka açıklama vardı. DAEŞ'le mücadele özel temsilcisi de şunu söylüyordu. Türkiye'siz biz DAEŞ'le mücadelede başarı sağlayamayız. Bakın bunun söylediğiyle diğer açıklamalara baktığımızda bir çelişki olduğunu ifade etmemize yarar var. Yani DAEŞ'le mücadeleyi biz diyoruz ki kapsamlı bir şekilde ele alalım. DAEŞ sonrası ne olacak ona bakalım. Suriye rejimiyle ilişkilerde nereye gidilecek ona bakalım. Mülteciler meselesi ne olacak ona bakalım. Çünkü bu mesele sadece YPG, PYD ve Rakka meselesi değil. Evet. Bakın Ürdün bir tarafta, Irak'ta yine DAEŞ var. Çok ciddi bir şekilde orada istikrarsızlık var. Lübnan aynı şekilde şu anda mültecileri taşıyamayan bir ülke durumunda. Türkiye'de 3 milyon mülteci var. Yani Suriye meselesinde çok kapsamlı bir çabanın olması gerekiyor. Sadece DAEŞ'e odaklanarak Suriye meselesinde bir yere varmak mümkün değil. DAEŞ'i Rakka'dan atmak da meseleyi çözmüyor. Bu zaman siz başka bir yine elinde silah olan bir başka devlet dışı aktöre orada sahada bir iktidar alanı açıyorsunuz. Peki. Bunun geleceği açısından çok tabii Türkiye'nin kaygılarını dile getirmesi açısından bence bu görüşme olumluydu. Bunun yapılması gerekiyordu. Kaygılar anlatıldı. Bir şey söyleyeyim. Burada şuraya da gelindi. Yani eğer çıkarlarımız uyuşmuyorsa eğer Türkiye'nin de bağımsız olarak hareket etme alanı vardır, imkanı vardır ve bu çok önemli. Evet, yani bunun da çok önemli bir vurgu olarak aslında orada yapıldığını ifade etmekte yarar teşekkür var. Teşekkür ediyorum. Bülent Bey, sizin değerlendirmeniz bu gezinin ve görüşmenin sonuçları ile Tarık Bey çok güzel bir özet yaptı. Buna ekleyebileceğimiz şu, önemli bir durumu belirtti. Trump'ın belirsizliği. Aslında Trump iktidar oldu ama muktedir değil. Şimdi Trump'ın karşısında 15 yıldır iç ve dış politikada kendini ispat etmiş dünya çapında bir lider var. Yani konusuna tamamen hakim olması yanında ülkesindeki bütün kurumlara hakim. Yani dediğini yaptırabilecek ya da yapılabileceğinin ne olduğunu bilerekten gidip oraya tavır koyan var. Bunun karşılığında eli kolu bağlı ayağı bir Trump var. Yani aldığı kararlar uygulanamıyor, atamak istediği bakanları atayamadı, edemedi vesairesi ve zor konumda olan bir Trump var. Tayyip Bey de bunu anladı. Kurulun üzerinde ciddi bir onun kavgası için var şu anda. Ha evet. Bir yerde de Cumhurbaşkanımız bu durumu hem bilerek hem de bizzat giderek anladığında Trump'ı da fazla sıkıştırmak istemedi. Olabileceklerle kendisinde. Yani Trump'ın muktedir oldukları üzerinde Türkiye pazarlık yaptı bir yerde de. Şu anda hala Amerika tek devlet halinde değil. Ya ben bunu daha öncesinde Obama zamanında hiç değildi. Yani CIA ayrıydı, Pentagon ayrıydı, Dışişleri ayrıydı. Bir de onların özel bir güvenlik, ulusal güvenlik ayrıydı. Onun dışında kimlerin manipüle ettiği bilinmeyen think tank grupları vesairesi, basının yine aynı yapısı. Amerika hani yönetim açısından
eyalet bazında değil de, vilayet bazında değil de, yönetim bazında bir federal hale gelmişti. Her kafadan bir ses çıkana. O belirsizlik oradan kaynaklanıyor. Trump daha duruma hakim değil. Trump'ın hakim olamadığı durumda da ortaya çıkan manzara şu. Sanki o genel Amerika, yani Trump'ın varmak istediği Amerika değil de genel Amerika, Obama'nın mirası olan Amerika, Suriye'de toprak bütünlüğü varmış, demokrasi gelecekmiş, şu bu filan değil de ben daha işi bitireyim. Ondan sonra bir de ikinci bir İsrail oluşturayım orada, Türkiye'nin güneyinde. Bu bana yeter anlayışında gibi bir yaklaşım içerisinde. Yani Türkiye gibi, Türkiye burada olduğu için Suriye'deki çözümün kalıcı, uzun vadeli, ileride sorun çıkarmayacak gibi çözüm yaklaşımındayken, ABD sanki ileride çözüm çıkarsa müdahale için daha da bir imkanımız olur havasında. Bir şey bunu Trump için söylemiyorum. Şimdi Talip Hoca'nın son cümlesi, yani oradan çıkan bir netice açısından Türkiye kendisine bir tehdit yöneldiği zaman şunu da Sayın Erdoğan söyledi. Yani bir kuşak projesine asla müsaade etmeyeceğiz cümlesini de yine söyledi Gezi'den döndükten sonra. Bir kendisi kendi kararlarını vererek bunu hayata geçirebilir, uygulayabilir karşı tarafa kabul ettirdi diyebilir miyiz? Şimdi bakın, biraz önce dediğim gibi diyalogdaki sorun şu. Bir muktedirle bir iktidar olmuş ama muktedir olmamış arasında bir diyalog. Yani Tayyip Bey Türkiye'nin vermesi gereken bütün mesajları verdi. Ama karşı taraf bunu hangi derecede algılayıp uygulayabilecek onu bilemiyoruz. Çünkü dediğim gibi yani bugün verdiği emri, komutu ne şekilde uygulanabileceğini bilmeyen bir komutan var karşımızda. Bu da onun kabahati değil. Daha zamana ihtiyacı var. Ve ilk defa Amerikan devletinin kendi yapısı, çevresi bir seçilen başkanı topal kılmak için uğraşıyor. Gayrimeşru kılmak için uğraşıyor. Evet, azletmeye çalışıyor. Şimdi Nixon örneğini veriyorlar. Nixon da cumhuriyetçiydi. Nixon fiilen suç işlemişti. Watergate skandalıyla, yani dinleyenler bilmezler. İşte rakip partiyi dinletmiş, etmiş, şu bu vesairesini. Şimdi Trump'ın işlediği suç çok. Olsa olsa hatalar var. Kabahatler var ama hani temelinde olan bir suç yok. Fakat buna rağmen ilk günden itibaren biz Trump'ı istemiyoruz diyerekten tavır koyan bir yapı var. Bu da Türkiye'deki alışmış olduğumuz yapıya çok benziyor. Yani sonuca değil, kendi işine gelmeyene hemen gayrimeşru kılma, etme vesairesi. Buradan hareket ettiğimiz zaman Trump'ın da Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı karşılaması, ağırlama şekli, oradaki Türkiye heyetinin müzakerelerine de baktığımız zaman Tarık Bey'in dediği gibi ilişkiler normalleşti diyebiliriz. Yani ortada bir diyalog imkanı açıldı. Karşılıklı anlayışa dayalı olarak. Şimdi denebilir ki efendim YPG konusunda Türkiye geri adım attı. Evet. Hayır. Türkiye Trump'ın neyi yapıp neyi yapamayacağını anladı. Şu an için. Dolayısıyla şu anda neyi yapamaz mesela yani YPG ile ilgili? Önüne hazır, daha duruma hakim değil. Önüne işte Pentagon'un, askerin, şunun, bunun, oradaki güçlerin. Ondan sonra, bakın bir de şunu unutmayalım. Aslında eski cumhuriyetçiler de dahil. Yani bana göre Baba Bush'la Bill Clinton arasında pek fark yoktu dış politika açısından. Yine oğul Bush'la Obama arasında da öyle temelde bir fark yoktu. Bunların hepsi 30 yıldır PKK üzerinden Türkiye'yle de savaşıyordu aynı zamanda. Yani bir yerden dostluk kolunu uzatırken öbür elle de Türkiye'yi sıkıştırıyordu. Bu kuruyunca sula, yeşerince buda politikası. Yani burada Amerika'nın kendi politikalarını, kendi çıkarlarını dengesiz hale getirecek bir siyasi ve askeri gücün olmaması. FETÖ konusunun arkasında da bu yatıyor. Yani FETÖ'ye sahip çıkması, etmesi, onun aşığı olduğundan filan değil. Ama Türkiye'de gittikçe etkileştirilen ve belirli bir süre içerisinde artık Türkiye'de hiçbir ağırlığı kalmayacağı anlaşılan PKK yerine idame edilmesi gereken başka bir güç var. Bunu da, ha bu Trump'ın politikası mı? Kesinlikle değil. Ama çok eskiden beri başlamış. Kurulu düzenin. Çok, aynen. Amerika'daki establishment aslında cumhuriyetçi veya demokrat fark etmiyor. Aynı zümreler,
aynı zümreler. Yani şimdi Clinton ailesi sosyal demokrat geçiniyor. Yani demokrat olaraktan şey ederekten başladıklarında avukatlık bürolarıyla 10-15 milyon dolarlık bir servetle başladılar. Şu anda yalnız Bill Clinton'un göya konferanslardan elde ettiği servet yarım milyar dolara yaklaştı. Hillary'ninki yani onunla yarış etmeye başlıyor. Dolayısıyla her iki siyasi partide büyük bir para gücüyle oluyordu. Şimdi Trump'ta da para gücü var ama bu kendi kazandığı para. Ve çok enteresan, atadığı bakanların bir kısmı da son derece zengin kişiler. Müdana etmeyecek. Yani başkasının parasına ihtiyacı olmayacak kişiler. Bir güç de oradan geliyor. Biz zaten güçlüyüz dedi. Özetlemek gerekirse hani evet, fazla bir vakit yok. Diyaloğa uygun bir zemin oturtuldu. Liderler bundan sonra gerek telefonla, gerekse diplomatik yollardan rahatlıkla münasebete geçebilecek. İkincisi, Amerikan dışişlerinin küstahlığı artık önlenmiş oldu. Dikkat edersek ne zamandır Türkiye'de Amerikan Büyükelçisi var mı yok mu fark etmiyoruz. Bu beyefendi daha önce neredeyse her gün her konuda Türkiye'ye mesaj vermeye kalkan, daha doğrusu ders vermeye kalkan, ahlak satmaya çalışan birisiydi. Sesi kısıldı. Yani patronunun tavrı ister istemez tabii aşağıdaki uygulayıcılara da geliyor. Onun için Gezi'nin son derece olabildiği ölçüde müsbet olduğunu, yaşanan bütün bu sorunlar, kargaşıklıklar arasında müsbet olduğunu ve geleceğe ümitle demeyeyim, hani normalleşen bir olaydı, artık ilişkilerin daha normal, daha karşılıklı çıkara dayalı olarak devam edeceği, şöyle bağlayayım, Amerika artık Türkiye'yi kendine denge, kendi dengesinde bir ülke olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Peki, teşekkür ediyorum. Hocam, Duygu Hocam. Benim ekleyeceğim çok fazla yeni bir şey yok esasında. Şöyle, çünkü benden önceki konuşmacılar gayet güzel açıkladılar. Ve ben onların o noktaların çoğuna ciddi olarak katılıyorum. Söyleyebileceğim şu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir Washington ziyaretine çıkma, oraya gitme kararı vermesi bence başlı başına fevkalade önemli bir nokta. Çünkü Türkiye bugüne kadar, yani son birkaç yıldır bu YPG filan, PYD olayları alevlendikten sonra, hele hele bizim Güneydoğu'da bu durum çok üzücü noktalara geldikten sonra, oradaki şiddet olayları, oradaki sisteme karşı ve can götüren gerçek insani boyutta da çok zarar veren çok üzücü gelişmelerden sonra Türkiye sızlanıp duruyordu doğrusu. Her kamuoyu ve devlet ajansları, işte kurumları tarafından bu seslendiriliyordu. Ancak bu ziyaret bütün bunları toparlayıp Türkiye'nin artık halkıyla, daha yeni referandumdan çıkmış bir iktidar var. Ciddi bir mücadele sonunda kazanılmış bir iktidar. Yeniden kendisini kabul ettirmiş bir iktidar. Meşruiyeti sorgulanamayan bir iktidar. Onun gidip Washington'da, yani bakın biz böyle düşünüyoruz, artık kararınızı verin. Sanki o noktalar, mesela 1-2-3 o sıralanan noktalar, onu biliyordu iktidar, biliyorduk Türkiye olarak onların hemen kabul görmeyeceğini. Evet, ben silahları vermekten vazgeçtim ama buna rağmen bana göre bir devlet başkanının gidip, zayıf bir devlet başkanı olsa da gene de dünya lideri bu insan, bu kişi, evet, ve Washington. Yönettiği ülke süper gayet güç, tabii ki, evet, dünya lideri ve o da onu, o devleti temsil eden bir başkan, bütün zafiyetine, bütün iç politika zafiyetlerine rağmen, yani şahsi zafiyet değil, iç politikanın, hı-hı, dengeleri, işte bazı geçmiş ve bir de hiç alışılmamış bir başkan geçmişi vesairesi diyebilir miyiz Amerika'daki
Şimdi böyle bir ziyareti yapmak bence başlı başına ve kabul görmesi ve Merkel'e yaptığı gibi elini bile uzatmamış olan bir başkan bu. Şey işte koskoca Almanya'nın şansölyesi. O bakımdan ben bunun bu sembolik olarak ve optik olarak, görsel olarak da fevkalade önemli görsel olduğunu. Görsel kısmı evet yani çok iyiydi. Kapıda karşılama, içeride ağırlama, uğurlama falan. Yani içerik, mesaj onlar. Hepsi mesaj. İçerik, ama içerik bakın biz biliyorduk. Herkes biliyordu. Eminim bizim devlet başkanımız da bunu biliyordu. Bu silahlandırma zaten oradan iş, geri dönüş olmayacağını. Zirve. Evet. Onun bir etkisi. Ama o ziyaretin yapılabilmesi ve kabul görmesi ve terbiye sınırları içinde yapılabilmesi, yani diplomatik sınırlar içinde, diplomatik nezaket sınırları içinde yapılabilmesi bence başlı başına bir başarıdır. Ve Türkiye'nin kendisini kanıtlamasıdır. Ha şimdi tek tek maddelere geçtiğini bile düşünüyorum. Neden? Çünkü bu biliniyordu. Yani karar alınmış, karargâhta karar verilmiş. Bu geri alınmayacaktı. Ama onlar da düşünecek, Türkiye de düşünecek. Ve ayrıca da Türkiye tavrını koydu. Yani bu böyle gidemez dedi. Bu sınırların dışında biz tehdit görürsek kendi menfaatlerimizi korumak bizim görevimiz dedi. Yani adam peki bu Dışişleri Bakan Yardımcısının sözlerini evet, dikkate alabilir miyiz? Yani taktiksel, ileriye dönük verilmiş bir sözümüz falan yok YPG dedi. O bana göre bunlar söyleniyor. Çok şeyler söyleniyor ama eninde sonunda Türkiye'nin tavrını koyması sonradan sen oyun bozanlık ediyordun ben bilmiyordum falan diye artık şey yok. Ha bundan sonra Türkiye ne yapacak? Bence önemli olan o. Bundan sonra Türkiye Amerika'nın ne yapacağını gördük ama Türkiye ne yapacak? İşte bence karar burada. Bu ikinci bölümün temel sorusu da bu zaten. Orada bundan bunu biraz sonra. Bundan sonra Türkiye bana ne yapacak? Bana bir izin verirseniz bir şey tabii, daha buyurun. Söylemek istiyorum. Bu ziyaret sırasında şimdi Bülent Bey'e söylediğine geliyor. Bu çok zayıf. Yani halk oyu var ama çoksa halk oyunda da zaten zayıf bir başkan. Ve Amerikan tarihinde görülmemiş bir başkanlık tarzı yürütüyor. Hem kişilik karakter olarak, karakter yapısı kişi olarak hem de sistemi sarsıyor. Şimdi onun çok fazla hareket kabiliyeti yok. İşte Bülent Bey'in getirdiği konuya geliyoruz. İnisiyatifi alamıyor. Belki inisiyatifi alsaydı bir kere bilmiyor hiçbir şey. Hiçbir şey bilmiyor. O hani bombaları gönderme kararı var ya bir ay kadar önce. Onu bile bakın Kore ile ilişkilerinde de böyle aman ne şeker adam diyor mesela değil mi? Uçak gemisi gönderdi. Hint Okyanusu'nda çıktı bir ara değil mi? Şimdi bu bilmeyen, konuyu bilmeyen cahil bir adam değil ama bu konuları bilmiyor. De ama devlet adamlığını bilmiyor. Öğrenecek. Onun için biraz da o yani ham yakalandı. Bizim için bir hayat memat meselesi bu konu ama onun için değil. Ham yakalandı. Onun için bir yerde de ne yapacağını da şaşırdı. Peki. Bunları bence hatırlamak lazım ve Türkiye'nin durumunu çok zor, çok nazik ve çok dengelerin hassas olduğu bir dönemde Cumhurbaşkanı'nın oraya gitmiş olması bence başlı başına tekrar ediyorum. Başlı başına olumlu bir gelişme. Peki teşekkür ederim. Çağatay'a geçmeden ben de bir şey söylemek istiyorum. Çünkü birkaç defa atıfta bulundunuz. Dışişleri Bakanlığı'na yapılan açıklama biz işte PYD, YPG'ye ileriye dönük olarak bir işte destek vereceğimiz anlamına gelmiyor bu filan diye. Bakın burada pek çok konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı kararlara uymadığını görüyoruz. Yani o nedenle inandırıcılığını kaybetmiş bir aslında orada siyasi vizyon ve siyasi akıl var. Şimdi bu kadar silah verdiniz. Rakka'ya girdiler. Bir süre sonra kontrol edemeyeceğiniz aslında. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri kendi askerleriyle oraya gelmiyor. Gelmeyecekti. Dolayısıyla sahada zaten belirli bir üstünlük kazandıktan sonra bunu daha önce biliyorsunuz Taliban'da oldu, El-Kaide oldu. Bazı örgütlere destekledi Amerika Birleşik Devletleri. Daha sonra desteğini çekti ama dengeleri tamamen alt üst eden örgütler haline geldi. Yarattığı canavarlar yerinde kaldı. Benzer bir şey olabilir. O nedenle yani ben Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan bu açıklamaları İhtiyata bakması gerekiyor. Evet. Ben yani söylenenlerin yani %70'ine katılmıyorum. Şeyden dolayı Trump'ın ne yaptığını çok iyi bildiğini düşünüyorum.
Aynı zamanda da şimdi Amerikan iç siyasetine daha yakından bakılması gerektiği noktasındayım. Hani bu anlamda Amerikan başkanlarını tanımlayan dış politik krizler oluyor her zaman. Amerika tarihi boyunca bu böyle. Yani Soğuk Savaş'tan şöyle hızlıca bakın. İşte Clinton geldiğinde Sovyetler de almıştı. O nüfuz alanları vardı. Bush geldiğinde 11 Eylül olmuştu. Ona bir karşı cevap vermesi gerekiyordu. Obama geldiğinde büyük bir finans krizi vardı. Bush'un harcamaları vardı. Değişik bir strateji vardı. Bu anlamda Bush'la Obama çok iki farklı bir başkan olarak dış politika sergilediler. Stratejilerinden grand stratejilerine kadar. Nihayetinde baktığımızda Trump'a geldiğimizde ise kendi dış politika krizini henüz içerisinde tanımlayamayan ve bu dış politika krizinden nasıl çıkabileceğini bilemeyen bir başkan olarak vurgulanıyor. Dış politikada ne yapacağını bilmeyen bir başkan. Yok, onu söylemiyorum. Vurgulanıyor ya bu süreç. Aslında bu süreç bir önceki bürokratik elitlerle mücadelesinden dolayı içeride sıkışmışlık yaratıyor ona. Aslında o ne yapacağını biliyor. Şayrat üssünün vurulması Suriye'de Trump'ın bir şeyi değiştirdiğini gösteriyor. Hı. Pentagon'a rağmen vurulması. Yani bu anlamda içerideki Pentagon bürokratik... istememiş miydi onu? Pentagon'un CENTCOM aslında, Merkez Kuvvetleri Orta Doğu'nun. Onlar Obama stratejisini devam ettirmek istiyorlar. Trump ise buna orada dur diyerek orada bir saldırı gerçekleştirdi. Yaptı. Ve bunu içerideki bu müesses nizama karşı olarak yaptı. Yani şimdi bu tarafından baktığınız zaman içeride Trump'ın aslında ne yaptığını bilen bir ekibi var ve bu ekibine karşı fazla derecede de bir hem medya manipülasyonu var hem de üzerine bir baskı var. Peki diyeceksiniz Trump'ın içerisinden nasıl çıkabilecek? Trump'ın iki tane çıkış alanı vardı şimdiye kadar. Bir tanesi Suriye İç Savaşı'nı bitirmek, ikincisi de Kore'deki bu tehdidi ortadan kaldırmak. Bu iki tehdidi eğer yapabilseydi, bunlara karşı bir gerçek bir reaksiyon gösterebilirse, içerideki bu establishment üzerine yaptığı baskıyı da açabilecekti. Bu tarafından bakıldığında hani daha başka bir resim gözüküyor. Türkiye bunları okuyarak gitti oraya. Dolayısıyla burada da bu üzerinden yani bu hassas noktalar üzerinden mütabakatlar gerçekleşti. Oldu yani. Yani Trump'ın hani ben şeyi söylemeye çalışıyorum. Trump'a hani Trump'ın bilmediği, Trump'ın hani bir doktrin gerçekleştiremediği ya da içeride hani içerideki sıkışıklıktan dolayı hareket edemediği, sadece içerideki sıkışıklığın gerçekten üzerinde bir baskı oluşturduğunu söylemek mümkün. Ama o da kendini kanıtlayabilecek, kendi doktrinini oluşturabilecek bir başkan olmak istiyor. Dolayısıyla da hani Şayrat'ın vurulması öyle. Daha iki gün önce ne oldu? Konvoy vuruldu. Esed'in konvoyu. Yani bu tarz atılımlar var. Bize dönük peki dönecek. Yani Türkiye'nin Suriye, YPG buralarla ilgili ne göreceğiz? Benim gördüğüm yani durumda YPG ile hani bu süreç PKK'nın birlikte hani ikisi aslında özdeş şeyler. Biz bağlantılı şeyler gibi de konuşmuyoruz. Özdeş olarak konuşmamız gerekiyor öncelikle. Trump'ın bu stratejiyi sürdürmeyeceği. Çünkü Trump Obama ile anılmak isteyen bir başkan değil. Trump'ın başkanlık konuşmalarına şöyle dönün bakın. DAEŞ'i Obama ortaya çıkardı diyen bir başkan adayıydı o. Ve nihayetinde ve cumhuriyetçilerin, ben size şöyle söyleyeyim ABD iç politikası ile ilgili. Cumhuriyetçilerin müthiş bir desteğiyle geldi. Ve 30 yıldır yani Soğuk Savaş'tan sonra neredeyse 30 yıldır başkanlara kızan bir cumhuriyetçi, muhafazakar orta sınıf cumhuriyetçilerin desteğiyle geldi. Her ne kadar kendisi zengin kesimi ortaya koysa da. Hani bakanları böyle oluşsa da. Ve bu destek hala devam ediyor. Orta Amerikalılara sorun. Farklı bir şey görürsünüz. Yani bugün medya manipülasyonunun üzerinden bütün Amerikalılar böyle düşünüyordu. Böyle Trump'ın diyemeyiz. Karşısına geçti falan diye bir şey yok. Öyle bir şey söyleyeyim. Ayrıca şunu da söyleyelim. Yani bu sürecin taktiksel olduğuna ilişkin olarak net bir açıklama yapması Trump'ın elini bağlar. Yani bugün Obama döneminde yapılan açıklamalarla biz referans alıp analizler ettiğimiz doğru, için olmuyor. Resmi pozisyonu var. Tabii değil mi? Şu anda. En üst düzey yetkili doğrudan Türkiye politikalarıyla ilgilenen. Aynen Dışişleri öyle. Dışişleri Bakanlığı birimi. Sayın Cumhurbaşkanı yani görüşmenin çok verimli olduğunu görüyorum ben bu bağlamda. Taktiksel olarak bu sürecin bir noktadan sonra sona ermesi, YPG'nin özellikle Türkiye sınırından gönderilmesi ve tamamen Suriye'den çıkartılması, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korunması ve bu işin terör örgütleriyle değil, klasik müttefiklerle gerçekleşeceğini göstermesi açısından çok kıymetli. Yani klasik müttefikleri Trump'ın Türkiye ve NATO müttefiki olması vesilesiyle de çok önemli. Burada bir şeyin altını çizeyim. 25 Mayıs'taki NATO görüşmesi de o anlamda bizim izleyeceğimiz ikinci büyük olay. NATO görüşmesinde belki daha farklı kararlar çıkacak ve bu anlamda güvenlik çerçevesinin Orta Doğu'da nasıl ortaya çıkacağını göreceğiz. Ve şunu da unutmayalım, İran yayılmacılığına karşı Trump Türkiye ile ortak bir pozisyonda duruyor bugün. Yani Suriye konusunda YPG açmazımız var ve bu açmazın taktiksel olduğunu kendileri söylüyorlar. Ama İran yayılmacına karşı da Türkiye ile birlikteler. Obama döneminden farklı olarak tabii, İran konusunda tabii, Obama İran'la müzakere içerisindeydi ve bu müzakere P5+1 biliyorsunuz bu süreçlerde nükleer müzakerelerde. Yani Trump bunların hepsini değiştirmek istiyor. Ve değiştirmek istediği için buradaki Orta Doğu'da açılan kapısı şu anda Türkiye. Diğer klasik müttefiki de İsrail zaten. Dolayısıyla buradaki dengeleri gözetmek zorunda. Pardon, ben bir şey eklemek istiyorum. Buyurun. Bu arkadaşın söylediğiyle ilgili ya, yanlış anlamadıysam. Şimdi Trump Suriye konusunda ve Orta Doğu konusunda
veyahut da dünya politikası konusunda bir bütüncül, bana göre bu benim yorum, bütüncül bir resme sahip değil ve stratejik bir görüşe de sahip değil. Yavaş yavaş öğreniyor. Bakın bu konularda Bush, Baba Bush zamanından beri, Baba Bush çok büyük tecrübesi vardı dünya politikası konusunda. CIA başkanıydı. Nerelerden geliyordu? Reagan zamanında bile, başbakan yardımcısıydı. Tabii, onun dünya görüşü vardı. Bir stratejik vizyonu vardı. Doğru veya yanlış. Ve bu tip krizlere anında cevap verme kabiliyeti vardı. Bütün müesseseleri. Yani tek başına zaten Amerikan devleti büyük bir bürokrasiden oluşuyor. Evet, başkanın çok ciddi geniş yetkileri var ama o alttaki kurumlar, o yapılar, o yapı esasında fevkalade güçlü. Bakın zaten oynuyorlar Trump'la, şey yani kedi fareyle oynar gibi oynuyorlar. Programda... Şimdi şeyde de uzatmayacağım fazla. Bu Suriye konusunda Obama'ya güç kullanma dedi. Güç kullanmaya karşıydı Trump. Ama ne oldu? Kendisi güç kullandı aniden. Ve biz burada alkışladık. Doğru değil mi? Evet. Şimdi o bakımdan yani Trump'ın böyle hazır cevapları varmış veya bir bir birikimi varmış. Bugün bir yerde duruyor, yarın da böyle olacak diye bir şey yok diyorsunuz. O bakımdan Trump'a yani, zaten çok fikir fazla fikir değiştirmeye müsait. Şu anda o aşağıdan muazzam besleniyor. Sonra kadrosuna bakın. Flynn uzaklaştırıldı. Bitti. Neler oluyor? Yani kadrosu da böyle işte en yakın danışmanı ve onun ideolojisini, daha doğrusu onun düşüncelerini şekillendiren o neydi, Steve Bannon. Bannon. Gitti. Ulusal güvenlik. Gitti. Yok. Yok. Ulusal güvenlik kavramı bile yok. Şey. O bakımdan onun yaptıklarından daha çok alttan gelen feedbacklere bakmak lazım. Yani bunlara bakmak lazım. Şöyle diyelim. Trump geldiği yere belirttiği gibi siyasi, ekonomik, askeri olarak dünya çapında veya Amerika için bir vizyona sahip olarak gelmedi. Amerika'da gördüğü bir tepkiye sahip çıkarak geldi. Tabii. Bir tepki, bir dalgayı gördü, geliyor, onun başına geçti. Şöyle yapalım, ama şöyle diyelim, bakın bu geçici bir süre. Yani Trump son derece zeki birisi. Hayatında yalnız ve yalnız başarı var. Ben özgeçmişini en ayrıntılarına kadar inceleyim. El atıp da başarmadığı hiçbir şey yok. Tabii, doğru. Kitap yazmış, bestseller olmuş. Televizyon programı yapmış, en çok reytingi almış vesaire vesaire. Hangi dalı el atmışsa. Bir öğrenme süreci var şimdi. Öğrendikten evet. Otoriter de aynı zamanda, hükmetmesini de biliyor. 6 ay sonra Trump'ın esas, biraz önce belirttiği gibi bütüncül görüşünün ve yapısının ne olduğunu anlayacağız. Peki. Talip Hocam, şimdi yani bir, bundan sonra ne olacak? Şimdi bizim Türkiye'yi ilgilendiren temel çok kritik meseleler var. İşte bunlardan bir tanesi bu PKK kuşağı meselesi. Şimdi YPG'ye silah veriyor Amerika. Irak operasyonunu YPG ile yapacak. Türkiye'nin teklifi reddedildi. Bir takım açıklamalar var. İşte siz de söylediniz. Buna böyle ihtiyatlı bakmak lazım. Çok güven duymamak gerekiyor. Şimdi Türkiye, yani önümüze şöyle bir baktığımız zaman ne görüyoruz ufukta? Bir işte Sincar Karaçok operasyonları devam eder. Türkiye nefes aldırmaz oradaki YPG oluşumuna. Yoksa savunmada bekleyip angajman kuralları çerçevesinde bir saldırı olursa mukabelede bulunacak. Yani biz ne ufukta ne göreceğiz bundan sonra? Ben de Trump'la ilgili birkaç gözlemi paylaşayım. Ondan sonra bu sorulara geçelim isterseniz. Ben de Trump'ın evet çok pragmatist bir adam. Belki pek çok konuya el attı, başardı ama şimdiye kadar hiç siyasetle uğraşmadı. İlk defa Trump siyasete girmiş oldu ve siyasete girer girmez de başkan seçildi. Başkan seçildiğinde de önünde devasa problemler, aslında çözülmesi gereken konularla şu anda baş etmeye çalışıyor. Trump'ın beraber ve yakın çalıştığı, en azından Orta Doğu ile ilgili konulara baktığımızda aslında hepsi eski ekip bunların. Pentagon'dan veya işte Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelenlerden. Esas sorun da bu galiba. Yani aslında şu anda Obama'nın ekibiyle Trump bu işleri yürütmeye çalışıyor. O nedenle eğer Trump bu kıskaçtan kurtulamazsa, önümüzdeki 3 ay içerisinde, 5 ay içerisinde veya 6 ay içerisinde
Türkiye'nin oradaki karşılaşacağı risklerin daha büyük olabileceğini varsaymamız lazım. Hı hı. Ama eğer Trump kendi kurumlarını tanıyıp, Bülent Bey'in de söylediği gibi Sayın Bakan'ın, o kurumlar üzerinde bir güç kullanabilirse, onları yönlendirebilecek kabiliyet ulaşırsa, o zaman belki daha farklı, yani bölge ülkelerinin realitelerini de göz önünde bunların bir siyasete doğru kayılabilir. Burada az önce işte Çağatay bahsetti, mesela bir İran faktörü. Hiç görünmüyor şu anda. İşte Rusya faktörüne hiç bakmıyorlar. Peki Ürdün'de ne olacak, Lübnan'da ne olacak, burada bir patlama eğer olursa siyasal ve sosyal anlamda bunun etkileri ne olacak? Bunların hiçbirisinin hesabının yapılmadığı bir senaryo var şu anda aslında. Dolayısıyla diğer kurumlar, eğer farklı kurumlar bu senaryolarda plana önüne koyup daha kapsamlı olarak bu meseleye nasıl çözülere bakacak olurlarsa çok daha farklı bir yöne doğru gidilebilir. Çünkü Rusya'ya şu anda bir alan açılıyor. İşte Şii Hilali yani alan geleneksel açılıyor. Olarak İran'ın karşı olduğu Şii Hilali orada büyüyor gittikçe. Bütün bunlara baktığımızda orada büyük bir aslında soru işareti var, onu görelim. Türkiye açısından baktığımızda açık ve net orada aslında ifade edildi. Yani Sincar'a yapılan, Karakoçak Dağı'na yapılan, bölgeye yapılan operasyonları bize şunu gösteriyor. Türkiye risk algılamasında artık bu riskler ve güvenlikle ilgili konularda farklı bir pozisyona gelmeye başladı. Bakın Türkiye bu konularla ilgili ilk dönemlerde çok şeyler bekledi uluslararası camiadan. Yani Suriye meselesinin çözülmesinde diplomasi, tırnak içinde söylüyorum, hep zirvede oldu. Denildi ki işte Arap Ligi, İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Cenevre, bütün bu konularda Türkiye her zaman diplomasinin yanında yer aldı mı? Aldı. Ama buna karşın Türkiye'nin güvenliğinin tehditinin önlenmesi gereken işte bir güvenli bölge, uçuşa yasak bölge, orada bazı muhaliflerin uzun vadede eğitilmesi, silahlandırılması, bu konularda Türkiye'nin talepleri veya Türkiye'nin girişimleri bir netice vermedi. Evet. Bunun birinci sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğini yaptığı aslında işte DAEŞ karşıtı koalisyon. Bunu ifade edelim. Elbette orada İran'ın da Türkiye karşıtı bir pozisyon oldu, Rusya'nın da Türkiye karşıtı bir pozisyon oldu. Ama şu noktaya gelindi. Yani Türkiye'nin iç siyasetindeki krizler bundan bağımsız olarak görülmemesi lazım. Bunlar çünkü beraber giden şeyler. 15 Temmuz'da Türkiye öyle bir noktaya geldi ki çok ciddi bir travma atlatıldı Türkiye'de. Yani uçurumun eşiğinden dönüldü. 16 Nisan'da hocamızın da işaret ettiği gibi Türkiye'de yeni bir sisteme doğru geçiş yapıldı. Bir taraftan Türkiye bunu tamir etmek, yani kendi içindeki kurumlarını yeniden inşa etmek durumunda. Bunda istihbarat var, bürokrasi var, yargı var. Devlet var. Yani devlet aslında bir anlamda yeniden kuruluyor. Elbette geçmişin, geleneğimizin, oradan öğrendiğimizin, tarihimizin bütün katkıları olacak ama bu son 15-20 yılda yaşadığımız hem iç hem dış politikadaki sıkışmaların da bunda etkisi oldu. O da bize yol gösterecek. O bakımda şunu gördük. Türkiye bir varoluşsal problemle, hani beka problemi deniliyor ya, karşı karşıya. İçeride bunu gördük. Onlar atlatıldı ve şimdi ciddi bir konsolidasyona doğru gidiliyor. 15 Temmuz'da özellikle şunu gördük. Yani Türkiye'de sağcısı, solcusu, Türk'ü, Kürt'ü, Alevisi, Sünnisi ile Türkiye'de bu kalkışmaya karşı bir direnç oluştu. Bu son derece önemli. 16 Nisan'da evet, yani %51 evet dedi, belki %49 hayır dedi ama burada da aslında çok ciddi kırılmalar olmadı. Şimdi yeni sisteme geçildi. Dikkat ederseniz bu yeni sistemi daha iyi nasıl kurabiliriz tartışmaları başladı. Yani geçmişi bir şekilde aslında geride bıraktık. Bu tehditlerle karşı karşıya kaldığı zaman Türkiye'nin askeri güç kullanmaması için hiçbir neden görünmüyor. Yani bir dış PKK politikada, kuşağı projesi tehdidi devam ederse buna Türkiye müdahale edecek. Yani şimdi dış politikayı sadece yani soft power dediğiniz ince güç, yumuşak güçle sürdüremiyorsunuz artık. O önemli bir faktör. Yani burada demografidir, işte tarihi bağlarımızdır, işte diasporadır. Ya pek çok konuda Türkiye'nin hani bu soft power var ama şu anlaşıldı. Eğer sizin dış politikadaki planlamalarınız, dış politikada arzu ettiğiniz noktaya gitmeniz için bu soft power yeterli değil. Mutlaka hard power dedikleri sert askeri gücü de kullanmanız gerekiyor. Evet. Ve bu konuda da Türkiye açık ve net bir şekilde bir örneğini siz az önce bahsettiğiniz yerde Sincar'da verdi. Zaten Kandil'le ilgili zaman zaman bu önceden de yapılıyordu biliyorsunuz. Burada iç politikanın bu konuda bakışı da biraz netleşmeye başladı. Onu da ifade edelim. Bu konuda mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizim gördüğümüz tartışmalarda böyle dışarıda Türkiye'nin güvenliğine yönelik operasyonlarda askeriye izin verme konusunda biraz daha aslında olumlu bir hava olduğunu ifade edelim. Farkındalık oluştu değil mi? Bunun farkındalık oluştu. Mahiyetinin. Dolayısıyla
Suriye'nin kuzeyinde bir kuşak oluşması, Akdeniz'e kadar uzayan Irak'tan başlayıp, hatta burada biliyorsunuz Irak'ın kuzeyi, hatta İran'daki Kürt unsurların da bir koalisyonu söz konusu olabilir. Yani böyle bir geniş çerçeveden Türkiye olaya bakıyor. Sadece Suriye'deki işte PYD, YPG meselesi üzerinden bakılmıyor. Çünkü biz şunu biliyoruz, burada devletçiklerin oluşması demek sadece Türkiye için değil, bütün bölge için tabii önümüzdeki 10 yıllarca yaşanacak kaosların meydana İstenken gelmesi. İstenken de biraz bu herhalde ama. Tabii. Yani bu zaten söylendi. Yani hangi dönemde olursa olsun, hangi Amerikan yönetimi olursa olsun, evet Türkiye'ye bir taraftan gülücükler dağıtıldı ama alt taraftan da bu örgütler Türkiye'nin etrafında büyük oranda desteklendi. Ve Türkiye şunu söylüyor, bunu açıkça söylüyor. Yani müttefiklik ve ittifaklık bir takım zorunluluklar yükler. Yani evet. Sizin müttefikin saldırıya uğradığında siz seyirci kalamazsınız. NATO zaten bunun için kurulmuştu. Mesela o nedenle Türkiye'nin bu NATO zirvesi, Çağatay'ın söylediği gibi bence de önemli. Bu konuların hepsi NATO zirvesinde gündeme getirilecek konulardır. Peki. Biz NATO'yu o zaman zorlamak durumundayız. Yani sizin müttefikiniz saldırı altındaysa, saldırı altında olan veya böyle bir riskle karşılaşan, yani biz NATO'nun varlığını sorgulayacağız. Tıpkı Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaman zaman BM'nin varlığını sorguladığı gibi o zaman NATO'nun varlığı da sorgulanacak. Evet. Şunu ifade edelim. Yani bütün burada sanırım katılımcıların hemfikir olduğu konulardan bir tanesi şudur. Bölgesel ve uluslararası kuruluşlar bu tür şu anda büyük oranda kan kaybetmiş, ciddiyetini yitirmiş, yaptırım güçlerini ortadan kaybolmuş kurumlar. O zaman ister istemez ülkeler ya ikili ilişkiler kanalıyla ya bölgesel ilişkiler kanalıyla kendi problemlerini çözme yollarına gidiyor. Yani somut olarak ben biraz daha örnekler de verebilirim. Yani Türkiye hangi adımlar atabilir? Ama şunu söylemekte yarar var. Bir, Türkiye sert gücünü açık ve net bir şekilde bundan sonra daha tehdit okumasına paralel olarak kullanacak. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Bülent Bey'e bir şey soracağım. Geliyorum hocam. Şimdi şöyle yani neler olduğunu şu iki yılda neler yaşandığını gördük. Biraz önce hocam da girdi biraz. Güneydoğu Türkiye'den koparılmaya çalışıldı. Metropoller bombalandı. Suriye'deki o tırnak içindeki Rojava projesi Türkiye'ye taşınmak istendi. Bunlar şimdi püskürtüldü. Talip Hoca'nın dediği gibi. Şimdi biz devamında ne göreceğiz? Türkiye artık şu kabiliyete ulaştı. Yani kendi sınırları ötesinde de Suriye'de de bu kuşağı eğer sürdürmek isterse Amerika Birleşik Devletleri bunu bozabilecek bir kapasite, kabiliyet, imkan, irade var mı? Var, olmanın ötesinde ispat etti bunu, kanıtladı. Yani şimdi şöyle diyelim, Türkiye iki tane büyük ihanete uğradı. Birincisi bir hani PKK ile demeyeyim de Doğu ve Güneydoğu sorunu için çok ciddi içinde bir hani analar ağlamasın diyerekten çözüm sürecine girdi. Bu çözüm sürecini bütün ülkeyi kapsayacak şekilde ele aldı. Uluslararası alanda işbirliğine geçti. Çok ciddi. Türkiye onu yaparken ondan sonra çözüm sürecinde muhatap olacak diye de çözüm sürecinden de yararlanabilecek olan ondan sonra uzantılar Doğu ve Güneydoğu'yu bir bomba silah yığınağına getirmişler. Yani çözüm sürecini bir yerde kendilerini Doğu ve Güneydoğu'yu iyice silahlandırarak, iyice tahkim ederek Türkiye'den koparmak için hazırlamışlar adeta. Yani çözüm sürecini yalnız ve yalnız böyle bir eylem için bir fırsat olarak değerlendirmek için kabul etmişler. Yani görüldü ki PKK'nın ne şartlar altında olursa olsun herhangi bir çözüm sürecinde işe yaramayacağı ortaya çıktı. O Sur'daki durumlarda ve hala bulunan mühimmatlar. Hatta ben birkaç bakan arkadaşa söyledim. Ya dedim ki son 2-3 senedir Türkiye'de bulunmuş mühimmat, cephane, teçhizatın vesairesini toptan bir listesini Amerika'nın, Avrupa'nın gazetelerine koyalım. Yani bunlar nereden geliyor? Bunlar sizlerden geliyor. Avrupalı bundan haberdar değil. Amerikalı da haberdar değil. Yani yalnız geçenlerde bir mağarada bulunanlarla ufak çapta bir Afrika ordusunu teçhiz edebilirsiniz. Ciddi söylüyorum. Yani öyle birkaç yüz tane değil, birkaç bin tane. Onlarca makineli tüfekler, binlerce tüfekler, yüz binlerce mermiler, roket atar. Bir tek mağarada bulunadı. Ha, şimdi Türkiye bunun üstünden geldi mi? Geldi.
şehitlerimiz oldu vesairesi ama olduğu gibi temizledik mi? Temizledik. İkinci ihanet 15 Temmuz'dan sonra oldu. Bunu da altından kalktık mı? Kalktık. Şimdi bana göre bundan sonraki çerez. Yani bütün bu, hayır şu açıdan önemsemiyorum anlamında demiyorum. Şimdi biz altından kalktığımız güçlükleri, önemini, büyüklüğünü, zorluğunu çok çabuk unutuyoruz. Çünkü biz başarıya alışmış bir toplumuz. Zorluğu yaşarız, sıkıntıyı yaşarız, ondan sonra başarırız, başarıyı da normal görürüz. Zorluğu, sıkıntıyı da normal görürüz, olacak deriz. Bizim bu hasretimiz. Ama bunu uluslararası alanda değerlendirdiğimiz zaman, bunun bir siyasi muhasebesini yaptığımız zaman görüyoruz ki iki tane çok büyük sınavdan bu ülke çıktı. Siyasi sınav, terör sınavı, sosyal sınav, ekonomik sınav çöktürülmek istendi. Doları birden yükselmesi vesairesi. Ha, şimdi geriye kalan ne? Geriye kalan bu arada çöktürülmeye çalışılan Türk Ordu Silahlı Kuvvetleri ondan sonra adeta kanını yenilemiş, daha taze, daha dinamik olarak çıktı. Yani Fırat Kalkanı operasyonu başladığı zaman bunu hükümetin içerideki iç politika sorununu gözden kaçırmak için, dikkati dışarıya çevirmek için yapıldığını iddia edenler oldu. Görüldü ki o hakikaten zor şartlar altında silahlı kuvvetlerimizin en zayıf olduğu bir anda o başarı elde edildi. Şimdi Türkiye oturdu. Siyasi açıdan oturdu, istikrar açısından oturdu. Ekonomideki dengesizliği düzeltti. Yeni dönemde yapılacak, alınacak çok ciddi reformlar var. Ekonomik açıdan da Cumhurbaşkanı Türkiye'deki muhataplarıyla ciddi diyaloglar kurmaya başladı. Öbür taraftan Türk iş adamlarının dinamiği olduğu gibi... Bir restorasyon sürecinin niyeti var sanki. Niyet beyanı var bir taraftan. Tabii. Artı Amerika'da verdiği beyanat aslında biraz önce arkadaşımız da belirttiği NATO için önceden belirtilmiş olan şartlar atıyor. Diyor ki ben bu gündemle geliyorum size diyor. Yani bu gündem olmayacaksa sizde hani NATO'nun NATO kafa NATO mermere dönüşüyor bu iş. Bunlar dışarıdan bakıldığında son derece etkili ve gurur verici hususlar. Peki Sayın Erdoğan buradan giderken Trump'la görüşmemiz virgül değil nokta mesabesinde şimdi olacak. Şimdi neden? Demişti. Çünkü gitmeden önce içeride dışarıda öyle bir kampanya yaratıldı ki bütün görüşme yalnız ve yalnız YPG konusunda sınırlandırılmış gibi. En büyük hata oydu. Öyle bir algı operasyonu yaratılmaya çalışıldı. Yani Amerika ile Türkiye'nin Amerika gibi dünya devi bir ülkeyle teknolojiden, eğitimden on binlerce çocuğumuz okuyor Amerika'da. Yani bırakın o FETÖ'cülerin şeylerini normal bir şekilde. Teknolojiden, kültüre, eğitime, ekonomiye, her şeye yönelik iç içelik varken sanki Amerika ile bütün ilişkilerimiz sıfırmış da bir YPG olayı varmış, o konuşulacakmış gibi bir hava yaratıldı. O cümleyi bir pazarlık kozu niyetiyle mi kullandı acaba? Yani görüşmeye gitmeden önce Amerikan tarafına gerçekçi olarak ciddiye yani, alın. Şöyle diyeyim, oradan da bir irade mesajı verdi öncesinden Amerika'ya. Bunu şöyle yorumlamak mümkün mü acaba? Yani bu Türk-Amerikan ilişkilerine nokta koymak değil. YPG noktasında, PYD konusunda aynen, bizim aynen. geldiğimiz noktada kırmızı çizgi. Yani siz az önce bahsettiğiniz mesele var ya. Şimdi orada burada, da o noktayı koydu zaten. Bu, böyle koymak lazım bunu. YPG ile ilgili nokta koyuldu. Biz kendimize tehdit görürsek burada. Tarık Bey noktayı koydu orada. Dediği noktayı koydu. Yani YPG koydu konusunda diyor. Koydu. Ne dedi? O cümlenin kastı oydu diyorsunuz. Çıkarlarımıza ters düşüyor an kimseye bakmaz vururuz dedi. İkincisi... Angajman. Güvenli bölge yerine etnik bir unsurun yerleşmesini önleriz dedi. Bu sırf şimdi için değil, geleceğe yönelik olan bir unsur. Yani şöyle diyelim, bazı insanlar sağlıklı olarak 90 yaşına kadar şeker hastalığında yaşar kendine dikkat ederek. Güneydeki olay da Suriye-Irak ilişkisi de Türkiye için bir şeker hastalığı gibi devam edecekse eder, kendileri bilir. Yani kendileri bilir. Türkiye'nin bundan... Tamam ekonomisinden hızından biraz kaybedebilir, şu olur ama dediğim gibi biz buna alışkınız ve Türkiye'nin kendi dinamiği, yani bakın bütün bu yaşadığımız sorunlara rağmen, diyelim ki bir kısmında biz hatalıydık ama çoğunda bizim dışımızdaki unsurlardı. Mısır'daki darbeyi biz yapmadık değil mi? Bildiğim kadarıyla oraya generalleri gönderip darbe yaptı. Mısır pazarını kaybettik. Yani ekonomide, dış ticarette. Savaştan da Irak, Suriye'yi kaybettik. Bir ara İran
da o şeydi. Uçak kazasıyla ki onun da yani FETÖ tarafından yapıldığı iyice anlaşıldı. Rusya anladı. Rus pazarını kaybettik. Amerika'da şey, Avrupa'da ekonomik bir kriz başlamıştı. Buna rağmen Türkiye'nin ihracatında düşüş olmadı. Bu ülkenin dinamizmi yalnız ürettiğimiz mal değil. Malı satabilmek bir başarı. Malını üretip satamayan bir sürü ülke var. Biz bunları başarıyoruz artık. Bunları ben bu yaşımda son derece objektif bir şekilde söylüyorum. Hani kimse sanmasın ki ben iktidarı övme, iktidara bir pay vermek için. Geçmişi de biliyorsunuz tabii. Aynen, geçmişi yaşamak var. Benim şu anda ne iktidarla, ne devletle, ne hükümetle, ne partiyle organik olmayan hiçbir bağım yok. Evet. Ama bu yaşımda da yani bize gelen yaşta malımız mülkümüz varsa, olmuş olsa çoluğumuza çocuğumuza bırakırız, bağışlarız ederiz. Ama bilgi birikimi aktarmak durumundayız. Peki. Teşekkür ederim. Evet hocam, buyurun. Bana geldi mi sıra? Evet, sizdeyiz. Tamam. Şimdi ben biraz farklı düşünüyorum. Hangi konuda? Türkiye ne yapacak? Ha, evet. Türkiye bütün bu olumlu tablo, ben katılıyorum Sayın Bülent Bey'e. Türkiye'nin gücü var. Yani ne de siz bir terim kullandınız. Sert güç. Yumuşak güç. Sert, soft power. Sert güç. Sert güç tabii var, evet. Ve o da işte kendisini çeşitli vesilelerle son zamanlarda gösterdi bu gücü. Başarıyla genelde kullanabilecek durumda. Fakat yumuşak gücü henüz tüketmiş değil. Ve tabii biliyoruz ki, hepimiz biliyoruz, hepimiz yani bu topluluk doğrudur. Biliyor ki yani önce yumuşak gücün kullanılması her zaman için birinci tercihtir. Önce biz tüketmedik. Ben bundan önceki bir şey toplantımızda değil, da söylemiştim. Çok doğru dedi, çok doğru da karşı tarafta yumuşak gücü kullanmamızı zaaflık sanmasın diye ara sıra sert gücü kullanmak gerekiyor. Zaten kullandık işte. Ha, işte yani o, kullandık ve başarıyla kullandık. O kartı kullandık. Da açık tutmak gerekiyor. Aynen. Gayet tabii ki kullandık, evet. Ama onu ölçülü kullandık. Aynen. Ve bu çok önemli. Yani ölçülü kullanmak ve nerede duracağını bilmek. İşte şu anda poz dedilen olay, bu şeyde çatışma döneminde bir dur, nefes al, bekle. Biz ondayız. Onun için de bu diplomatik şeyler, teşebbüsler, Washington'a gitmek, daha önceden bazı beyanlarda bulunmak. Bir nefes alma, mola verme. Nefes alıyor, mola veriyoruz. Bakın bu molayı verdiğimiz zaman, ben Kasım'daydı galiba, burada daha bir gene buluşmuştuk, evet, gene evet, konuşmuştuk. Evet. O zaman da bunu gündeme getirdim. Ben inanıyorum ki burada çok önemli bir faktörü biz düşünmek istemiyoruz. Yani bizim radarımızda değil o. Türk şeyi olarak ne derler, bakış açısı, ruhu olarak. Bu Suriye'nin rejimiyle bir anlaşma zemini aramak şart. Bizim düşmanımız kim? DAEŞ mi? Yoksa Esad mı? Esad bizim düşmanımız mı? Öyle artık. Neden? Neden? Kendi halkını katletmiş bir katil. Ya, bakın o yeterli değil. Yani o düşman halkını, değil o. Ders verilmesi gereken birisi. O bizim düşmanımız birisi değil. O evet, halkına kötülük yapmış bir adam, tamam, bir yönetim, ama o bizim düşmanımız yani değil. Bize saldırmış biz, değil. Türkiye'de suikast düzenlemiş değil. Biz insanlığı kurtarmak üzere Haçlı Seferi'ne yahut sefere çıkamayız. Ama hocam Rusya'yla konuşuyoruz ve ona. Rusya'ya, bakın, Rusya'nın işte Rusya'ya iyi ki istediğini söylediniz yaptırıyor Türkiye Rusya üzerinden rejime. Öyle değil mi? Türkiye Rusya üzerinden Rusya'yla pazarlık rejime yapıyor. O zaten bir aparat haline gelmiş, bakın, rejim bizim orada. Türkiye Rusya Ruslar olayı geldiyor, var ya. Geliyor, gidiyor, Rusya geliyor. Her an Amerika'yla anlaşabilir. Rusya. Eğer biz, yok, ben rejim bahsinde onu söyledim. Yani bir ya kolayca bir koyalım şey var. Rejim bizim değiştirmek bizim görevimiz değil ama. Ben şöyle buna diyelim, katılmıyorum. Esad mı bize tehlike, PKK mı, YPD mi? Rejim değiştirmek Türkiye'nin bak, görevi oradan değil. Oradan hareket edelim. Evet. Real politika denilen bu. Esad mı bize şu anda tehlike? Ya da öncelik hangisi diyorsunuz, öyle mi? Yani evet, şöyle biz diyelim, bize bir tercih verildi. Esad'ı mı tercih edersiniz, YPG'yi mi? Evet. Biri yok olacak. Siz tamamlayın hocam, buyurun. Ben tamamlayayım. Yani esasında siz anladınız. Yani bu anlaşılmayacak bir olay değil. Ben bunu daha önce de benim gibi başkaları da söylüyor gayet tabii. Fakat biz şu anda rejim gitseydi iyi olurdu. Ama gitmedi ve duruyor. Ve bizim için şu anda tehdit Esad'dan gelmiyor.
bize kimden, yani bizim güvenliğimiz konuysa, bize YPG. Başka yerlerden değil. YPG de değil. Yani Türkiye'nin sınırlarından geliyor. O sınırda da kim varsa biliyoruz. DAEŞ var, YPG var, PKK bilmem ne var. Şimdi PKK var tabii. İran ki. Var hatta. Ama biz güvenliğimiz için, biz bu rejimden vazgeçmemiz, rejim mücadelesinden vazgeçmemizin ben daha sağlıklı. Bu birinci adımdır. Ha, geri mi atacağız? Atacağız. Kimler ne geri adımlar attı? Kimler hocam, ne büyük adamlar? Hocam bu konuda izninizle şunu ben söyleyebilir miyim? Ben bunu söyleyeyim mi? De yani mahsurlara nedir? Siz ona karşı, bana karşı argümanta mı bu çok net bir şey söylediniz. Ben, yani bir rejim değiştirme rejim, politikası. Türkiye'nin bu, bakın Ruslarla anlaşmamızı, Amerika'nın bu ne kadar işine gelir biliyorsunuz. Arkadaş galiba Amerika'nın iç politikasıyla çok ilgilenen değil mi? Sizin uzmanlığınız evet, evet. Var. Hasbelkader ben de 50 seneden beri Amerika'da yaşayan, Amerikan kültürü içinde kavrulmuş, hatta siyasi sürecinde de bir ara görev almış bir insanım. Şimdi Amerika Suriye'yi bitirmek istiyor ama nasıl bitireceğini bilmiyor. Tabii ki yani bunu ben böyle düşünüyorum. Peki, ama... Nasıl ki Irak'taki ama kendine göre böyle bir tabii ki şeyler, diplomatik görüşmeler olacak. Yani Esad ila nihayet diktatörlüğünü devam ettiremeyecek. Bunun bir geçiş süreci olacak. Bir geçiş şeyde koalisyonlar kurulacak. Ama bunun modalitesini yapabilmek için Türkiye kilittir, anahtardır. Türkiye evet dediği anda Ruslar memnun olacak. Amerika, Washington yol bulacaklar. Peki. Ben öyle düşünüyorum. Teşekkür onun için ediyorum. Daha bizim kaba güce vaktimiz var. Ben o açıdan yapamayacağı için değil ama o çok riskli. Peki. Bu daha sağlıklı bir yol diye hocam, düşünüyorum. Çok kısa bir itirazınızı yapın. Ben sıra bana gelince o itirazla beraber daha vaktimiz bitiyor. Bir dakika içinde Çağatay'a da bir söz vereyim tabii, öyle yani kapatayım. Yapılabilecekler konusunda tabii benim sert güç söylediğim şey tek alternatif, tek yol bu değil elbette. Yani ben 10 tane madde yazdım buraya neler yapılabilecek. Bunlar içerisinde Rusya ile konuşma, bölge ülkeleriyle konuşma, Körfez'de, Suud'da, hatta Avrupa Birliği ile biraz daha derinleşen ilişkileri kurarak Avrupa'nın güvenlik mimarisinin ta Türkiye'den başladığını ifade etmek, buradaki istikrarsızlığın çözümü için bütün dünyayı tekrar buraya getirmeye çalışmak, bütün bunlar var elbette. Bunların hiçbir zaman vazgeçilmemesi lazım. Türkiye'nin ama bunlar kendi, geniş diplomatik elbette, çerçeve. Ama direkt izin verirseniz ona da geleceğim. Yani diğer taraftan Türkiye'nin kendi savunmasını güçlendirmek için Çin'den, belki Rusya'dan savunma silahlarının alınması ile ilgili bir yönelim, bir tartışma. Yani bunlar çok kapsamlı şeyler. Bir tane konuyu çözmekle buradaki meseleleri çözmenin zor olduğu kanaatindeyim. Gelelim Suriye rejimi meselesine. Esad'la diyalog meselesine. Kurma. Yani Türkiye Esad'la diyalog kurma aşamasında değil. Çünkü şöyle bir durum var. Dünyada hiçbir ülke Esad'la diyalog kuralım demiyor zaten. Ama Türkiye az önce size söylediğim bütün siyasi süreçlere gerek bölgesel örgütlerin, gerekse uluslararası örgütlerin hepsine destek verdi. Bakın Astana'da Türkiye var. Cenevre'de Türkiye var. Eğer bir geçiş süreciyle ilgili, bir siyasi çözümle ilgili şey olmasaydı orada, bir plan program olmasaydı, Türkiye olmazdı zaten. Peki. Baştan bu şekilde kategorik bir şekilde karşıtı olurdu. Ama şunu da görmemiz gerekiyor. Yani meşruiyetini çok ciddi bir şekilde kaybetmiş bir kişiden, rejimden bahsediyorsunuz. 500 bin kişinin ölümüne neden olmuş. Bunu koruyabilir misiniz? Bunu sürdürebilir misiniz? Türkiye biraz da bu ilkesel açıdan bakıyor. Peki, teşekkür ediyorum. Tabii, bir iki dakika, özür dilerim hocam. Çağatay'a haksızlık yapmayalım. İki dakikalık vaktimiz tabii, var. Doğru. Hocam, kısaca ben de hızlıca gördüklerimi söyleyeyim. Ya burada bir vekalet savaşı var Suriye'de. Dolayısıyla vekaleti verenler var. İşte PKK, PYD, Amerika şu anda vekaleti vermiş durumda. İşte Rusya, Esed'e bakıyor. İşte Türkiye muhaliflerle garantördü biliyorsunuz. Dolayısıyla vekaleti verenlerle anlaşma tamam. Sağlar. Burada bu böyle bir durum. Bunu söyleyebiliriz. Türkiye ne yapacak sorusuna ilişkin olarak da ben yine NATO vurgusunu 25 Mayıs'taki NATO zirvesinin çok önemli olduğunun altını çizmek isterim. Çünkü Almanya büyük bir baskı yapıyor Amerika'ya. İncirlik üssünün işte alternatif olarak Ürdün'de bir üssün kullanılması noktasında ve bu anlamda Türkiye'nin stratejik önceliklerinin itilmeye çalışıldığını görüyoruz. O yüzden de NATO zirvesinden çıkacak sonuçta hani İncirliğin devamı ve Türkiye üzerinden Amerika ve Türkiye'nin birleşik şekilde YPG'nin alanının daraltılması ve oradan yok edilmesi
şeklinde bir stratejinin devam etmesi gerektiğini vurgulamak gerekiyor. Sizin söylediğiniz özellikle altını çizmek istediğim angajmanın devam ettiği bir YPG'ye karşı herhangi bir şekilde alan hakimiyetini arttırmaya veya da demografik mühendislik yapmaya kalkarsa Türkiye'nin sert gücünü kullanacak ki vuruyor biliyorsunuz vurmaya da devam eder. Afrin mühim hiç fark etmeksizin Fırat'ın batısı ve doğusu da ayrımı olmaksızın. Dolayısıyla Amerika'ya da bu net bir şekilde gösterildi. Bu süreçten sonraki durum gerçekten problem DAEŞ'sa DAEŞ'in hani 64 ülke koalisyonu var. Bir anlamda bunun hep beraber buradan sökülmesine odaklanması gerekiyor ve bunun terör örgütleriyle değil klasik müttefiklerle yapılması gerekiyor diyelim. Çok güzel bir özet oldu. Teşekkür ediyorum. Vekaletler döneminden İbrahimname dönemine geçebilmek lazım. İbrahim çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun. Siz de efendim, sağ olun. Bu akşam da İskele Sancağı'nın sonuna geldik. Sezon finaliydi. İzlediğiniz bu program. Önümüz Ramazan. Mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyoruz. Yeni sezonda tekrar görüşmek ümidiyle kısmet olursa diyelim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.